Evet arkadaşlar, IMES yayınlarının Mars serisi TET sınavını birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuz, bir ürün alış fiyatı üzerinden bir fiyatla satılırsa kar, altında satılırsa zarar gerçekleşir diye bir bilgi anlatılmış. Burada bize bir mağaza satışları artırmak amacıyla bir takım elbise alana bir hediye kampanyası düzenliyor. Bu senin satış fiyatı takım elbiseden %40 kar, gömlekten %40 zarar edecek şekilde belirleniyor. Bir seti satışından 160 TL kar edildiğine göre elbise ile gömleğin alış fiyatları arasındaki fark sorulmuş bana. Şöyle diyeyim. Takım elbiseye 100x'e aldım diyeyim. Gömleğimi de y'ye aldım diyeyim. O zaman ben takım elbiseden %40 kar ediyorsam 40x'lik bir karım var. Gömlekten %40 zarar ediyorsam 40y'lik bir zararım var. Bu kardan zararımı çıkarttığımda aradaki karım olacak benim. Yani fark 160 TL olacak. Buradan x eksi y eşittir 4 TL buldum. Bana demişti ki takım elbiseyle gömleğin alışları arasındaki fark sorulmuştu. Yani bana 100x eksi y soruluyor. X eksi y 4'tü. 400 oldu o zaman benim doğru seçeneğim. İkinci sorumuz. Yunus aklından bir tam sayı tutuyor. Bu tam sayıyla ilgili. Diyor ki 1. Karesi diyor kendinden büyüktür. O zaman şöyle verilerimi bir yazayım. Yani demiş ki x kare büyüktür x. Tamam. İkinci verimizde ne demiş? Mutlak değeri kendisinden büyüktür. Yani x büyüktür x. Tamam. Karesinin alabileceği en büyük değer y'den küçüktür. Eşitlik yok, dikkat edelim. Yani x kare 5. Küpünün alabileceği en büyük değer eksi 1'den küçüktür. Yani x küp küçük eksi 1. Şimdi yorum yapıyorum. Bir kere mutlağı kendinden büyükse bu sayı negatif olmalı. Tamam. Karesi 25'ten küçükse eksi 5 ve artı 5 arada olmalı. Zaten negatif olduğu için o zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu sayılara bakacağım. X küp eksi 1'den küçükse o zaman eksi 2, eksi 3, eksi 4 kaldı bir. Hangisini bilirsem diyor bulurum bu sayıyı. Şıklara baktığımızda adam bana dese ki bu bir tek sayıdır dese bulduğum aralıkta sadece eksi 3 var. Tek sayı demesi o zaman yeterli. Demiş ki 36 birim kare ve kenarları doğal sayı olan dikdörtgenlerin sayısı alanı 45 birim kare ve kenarları doğal sayı olan dikdörtgenlerin sayısından kaç fazladır? AB dersek dikdörtgenimin kenarlarıma A çarpı B 36 olan 1'e 36 var, 2'ye 18 var, 3'e 12 var, 4'e 9 var. Şimdi şuna dikkat edelim. 6'ya 6 var. Arkadaşlar kare dikdörtgenin özel bir halidir. Kareye de bir dikdörtgen diyebiliriz. Bu soruda buna dikkat edecektik bence. Öteki de A çarpı B 45 olan demiş. Yani 1'e 45 var, 3'e 15 var, 5'e 9 var. Başka var mı? Başka. O zaman burada 5 tane, burada 3 tane. Aradaki fark 2 etti o zaman. Dördüncü sorumuz. Bir satış temsilcisi aylık gider satış rakamı üzerinden aldığı %20 prim sayesinde karşılamaktadır. Dikkat edin. Aylık giderlerini üzerinden aldığı %20 prim oluyor. X TL cinsinden aylık satış miktarı olmak üzere bu temsilcinin aylık satışa bağlı giderini veren bağıntı. Bu aylık satış bağıntıymış. Temsilcinin aylık özel giderleri 3. Bu adam özel giderlerini satışından aldığından kazanıyordu. O zaman ben şu denklemi geliyorum. 3000'e eşitliyorum. Ne oldu? X bölü 20 eşittir 1500'ü karşıya attığımda 1500 oldu. X'i de 20'yi de karşıya salladığımda o zaman 30.000 liralık bir satış gerekiyor bu arkadaşımızın. İkinci sorumuz. Bu soruda çevreci market sahibi demiş şişelere geri dönüşümü kazandırmak amacıyla 4 gram su 4 boş şalgam suyu şişesi getirene 1 dolu şalgam suyu şişesini ücretsiz veriyormuş. Çevreci market sahibine destek veren Latife toplamda 40 şişe şalgam suyu içmiş. Kaçı ücretsizdir diyor. Hemen şöyle bir orantı yapalım. 4 tane boş verip 1 tane dolu mu alıyoruz? O zaman şöyle mi oldu? Ben 5 şişede 1 tane ücretsiz içiyorum. 5 şişede 1 tane içiyorum. Toplam 40 şişim. 40 tane içtiysem oran orantımdan bunun 8 tanesi ücretsiz olacaktır o zaman. Altıncı sorumuzda deniliyor ki bir işlem tanımlanmış kök 2 dairesindeymiş a artı 1 dairenin yani daire
Eğer diyor irrasyonel ise üçgen değerine yaz. Eğer diyor rasyonel ise z değerine yaz diyor. O zaman kök 2 nasıl bir sayı arkadaşlar? İrrasyonel sayı. Yani nerede değerini yazacağım? Üçgen. Üçgen ne diyor? Karesi eksi 1. Kök karesi eksi 1 eşittir. Farkındaysanız rasyonel sayısı demiş. Yani a artı 1. O zaman pembe kutucuğun içinde onu da gelip kökte yerine yazıyorum. Kök 2 a artı 1 artı 1. E ne oldu o zaman? 1 eşittir kök a artı 2. Bunu bu işlemin sonucunun 1 çıkması için a'nın eksi 1 olması gerekiyor. Bir yarış atı çeşitli uzunluktaki toprak, çim, kum zeminlerden oluşan değişik pistlerdedir. Bu yarış atı toprak pistte saniyede 12 metre, çim pistte 15 metre, kum pistte ise saniyede 9 metre hızla koşuyor. Bu yarış atı 3 değişik pistte yarışı toplam 40 saniyede tamamlamış. Şimdi başlayalım bence sorumuza. Bu parkurda diyor 180 pist varmış. O zaman yol bölü hız yaparsam zamanımı bulurum. Yani 180 bölü 12'den o zaman 5. Ne? Saniye mi demişti burada? 15'lik süresi burada geçmiş. 135 çimdeymiş. 135 bölü 15'ten 9'luk süresi de burada geçmiş. 15 ile 9'u top 15 artı 9 eşittir 24 süresi burada geçti. Yani saniyesi burada geçti. 40 eksi 24 vatandaşın 16 saniyesi daha var o zaman koşacağı. Vatandaş dediğimizde 16 saniyesi daha var. E kaç hızla koşacak bu? 16 saniyeyi 9 metre hızla koştuğunda o zaman 144 metrede kum pisti olmuş oldu. Diyor ki bir zeytin paketinde zeytin adedi en fazla artı eksi 4 ifadesiyle gösterilmiş. Adet zeytinin ortalama geldiği 250 gramlık paketteki zeytin sayısını veren ifade. Benim bir zeytinin 5 gramsa paketim 250 gramsa o zaman içerisinde 50 tane zeytin olmalı ortalama diyorum bunu. Ne demişti? En fazla 4 hata yani bu 46-54'te olabilir. Bu ne aralık? O zaman yine açtığımda bu aralığa denk gelen bir şık olmalı. B şıkkını açtığınızda nasıl oluyor? Eksi 4 küçük eşit x'i 50 küçük eşit sağa sola attığınızda eksi 50'yi küçük eşit x küçük eşit 54 tam da benim aradığım seçenek olmuş oldu. 9. soruda deniliyor ki bir kolonisinde 60 bin arıda bir arının koloniden ayrılıp nektar toplayabilmesi uçuşunda 2000 çiçeğe konmak demiş. Bir arı günde 10 kez uçuş yaptığına göre bu arı kolonisinin bir günde kaç çiçeğe konduğunu sormuş. O zaman bu verileri ben ne yapacağım? Hepsini çarpmam gerekiyor. Arkadaşlar 60 bin arım varsa 6 çarpı 10 üzeri 4 diyeyim böyle kolay olsun. Ötekisi 2000 çiçeğe koyuyordum. 2 çarpı 10 üzeri 3 de buna. Peki de neydi? 10 kez uçuyordu o zaman. İşlemim ne oldu benim burada? 12 çarpı 10 üzeri bunun üstünde gizli 1 var. 8. Şıklarıma bakıyorum böyle bir şey yok. Ama D şıkkına baktığınızda bunu 1,2 demiş. Yani sayımı 1 azaltmışsa üstümü 1 artırmam gerekiyor. 2 çarpı 10 üzeri 9 olmuş oldu. 10. sorumuz. Bir asal sayısı 2k-1 biçiminde yazılan asal sayılara Mersenne asalı denir. Bu soru zaten YGS zamanında çıkmış bir soru. Yine bize göstermek istemişler. Hangisi bir Mersenne asalı değildir? Yani 2 üzeri k-1 eşittir 3 dediğimde 2 üzeri k eşit 4'ten k 2 o zaman bir asal. Aynı şekilde 2 üzeri k-1 7 dediğimde eksi 1'i karşıya attım 8. 2 üzeri 3 8 ise k3 o da bir asal. 31'e geldim. 2 üzeri k eksi 1. 2 üzeri k eksi 1 eşittir 31 dedim. 2 üzeri k o zaman 32. E buradan k5 bu da bir asal. Yani bu şıklarım doğru. Denizli'yi de yapayım. 2 üzeri k eksi 1 127 ise karşıya 128 k7 bu da bir asal. Ama 41 2 üzeri 7 2 üzeri k eksi 1 41'den 2 üzeri k 2 2'nin hiçbir kuvveti 40 değil. Burada logaritma falan giriyor devreye. O yüzden dolayı 41 bir asalı değilmiş. 11. sorumuzda haritada Anıtkabir'in konumu Ankara il sınırları üzerindeki Anıtkabir'e en yakın Ankara Kırıkkale il üzerinde kök 1800 kilometredir. Ankara il sınırı üzerinde Anıtkabir'e en uzak nokta ise Ankara Aksaray il sınırı üzerindeki kök yazıyor yanlış hatırlamıyorum. Evet kök 30 mesafededir. Ankara Çankırı il sınırı üzerindeki bir noktaya olan mesafesi hangisi olabilir? Şimdi
Yani benim mesafemi 1800'den ve kök 30.000'in aralığında olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi böyle bak, bunu sıralamak biraz zor olabilir. Bu sayıları sıralama işlemi yapacak. Benim tavsiyem, her tarafın zaten bunlar pozitif olduğu için yön mön değişme tarzı hiçbir şey olmayacak. Yani 1800 küçük x kare küçük 30 diyebilirsiniz. Şıklara hangisinin karesi bu aralığa denk geliyor diye düşünüyorum. 45'in karesi neydi? 2025'ti. O zaman tam bu aralığa denk geliyor. Cevabım 45 olmuş oldu. 12. sorumuzda bir markette açık pirinç, altını çizmek istiyorum, eşit ağır pirinç alabilen torbalara doldurulup satılıyormuş. Aşağıdaki tabloda 4 günde satılan toplam pirinç miktarları verilmiş. Bir torba pirinç fazla kaç kilogram alır? 48 salı 36, çarşamba 54, perşembe 60 pirinç, kilogram pirinç satılmış. Şimdi bir daha altını çizdiğim yere dönüyorum. Satılan bu ağırlıkların hepsini eşit ağırlıktaki torbalarla satmış. En fazlası, yani 46 ve 54'ün bana EBOB soruluyor. En büyük ortak böleni soruyor. 48, 36, 54, 60. 2'ye böldüm. 24, 18, 27, 30. Hep böldüğü için işaret koydum. 3'e 8, 6, 9, 15 işaret koydum. Arkadaşlar 8, 6, 9, 15. Artık bunların hiçbir ortak böleni 2 çarpı 3'ten bu 3 sayımın EBOB olmuş oldu o zaman. 13. sorumuz, 52 sayısının pozitif çarpanlarının her biri kartlara yazılıyor. Ben o zaman 52'yi şöyle yazabilirim. 52 eşittir 2 üzeri 1 çarpı kaçtı? 2 üzeri 2 çarpı 13 üzeri 1. Pozitif sayısını nasıl buluyorduk? Üstleri 1 arttırıp çarpıyorduk. Yani 3 çarpı 2 eşittir 6 tane pozitif tam böleni var 52 sayımın. O zaman paydam 6. Bu torbadan çekilen bir kartın üzerinde asal sayı yazma olasılığı. Şimdi gördüğünüz üzere zaten şu 2 üzeri 2 çarpı 13 üzeri 1'ine bunun çarpanlarına ayrılmış hali. 52'nin kaç tane asalı var arkadaşlar? 2 ve 3, o zaman 2 tane asalı var. Cevap oldu 1 bölü 3 olmuş. 14. Bir öğrencinin çay içtiği veya poğaça yediği bir kantinde öğrencilerin %80'i çay içerken %40'ı poğaça yiyor demiş. Öğrencilerin 8'i poğaça yerken yanında çay içtiğine göre kaç kişi sadece çay içmektedir? Küme sorumuz. Şöyle bir küme yapıyorum ben. Burası çay içenler olsun. Burası da poğaça yiyenler olsun. Şimdi %80 ile %40'ı topladığımızda ne yapıyor? %120 yapıyor. O zaman bu %120, 20'lik fazlalık nerede? İşte o kesişim oluyor. 20x buraya dedim. Çay içen toplam 80 ise 60x buraya kaldı. Poğaça yiyen %40'tı, o zaman 20x de buraya kaldı. Bana denilmiş ki poğaça yerken yanında çay içen, yani şu kimden bahsetmiş? X'lik kısım 8 kişi ise bana neyi sormuş? Kaç kişi sadece diye sormuş. Yani bana 60x eşittir soru işareti, kat 3 kat, doğru seçeneğim 24 oldu o zaman. Bir alttaki soruya geldim. Deniliyor ki A aracının uzunluğu 50 metre. A uzunluğu 50 metre ve hızı 50. Şu onu da üstüne yazayım. 50 km'yi de üstüne yazayım. B aracının uzunluğu 30 metre. Şurası 30 metre ve hızı 1 km. C aracının uzunluğu 5 metre ve hızı 92 km bölü saat. A ve B araçları arasındaki mesafe, yani şu aradan bahsediliyor size. Aradaki mesafe neymiş? 445'miş. B ve C araçları arasındaki mesafe, yani şu aradan diyor, burası da 100'müş. Araçlar sabit hızda hareket ettiklerinde B aracı A aracına, aracını tamamen geçtiği anda. Şimdi aracının A aracını tamamlaması için öncelikle şu aradaki 100 artı 445. Şu yan tarafa çözeyim bu soruyu da. 100 artı 445 eşittir 545'lik bir kere aradaki mesafeyi kapatması gerekiyor. Ha bundan sonra bir de neyi kapatması lazım? Kendi boylarını da kapatması lazım. Şurası da 30'du. Yani şu 30'u da geçecek, 50'yi de geçecek, 5'i de geçecek. Aradaki tüm mesafeleri topladığınızda toplam 630 kilometre yol alması gerekiyor. Cacı ki A aracının tamamen şöyle önüne geçmiş olsun C. Şimdi bunun süresini bulalım. Farkındaysanız burada metre diyor, burada kilometre bölü saat diyor.
Biz işlemimizi yapalım sonra döneriz oraya. Benim almam gereken yol 630 kilometreydi. Peki nasıl yetişeceğim? A'nın hızı 50, B'nin hızı 92. Aradaki 42 kilometre yolum neydi? 630 metre gitme arkadaşlar. 42. Ben kilometreyi metreye çevireyim. 1, 2, 3, 0 attım. 630'u 42 yine böldüğümde 0,05 saat ifadesini buldum. Şimdi bana şunu sormuş. B ile C arasındaki mesafe ne olur demiş. E bakalım B ne kadar yol alacak? 60 çarpı 15 bölü 1000 dedim. Ne geldi buradan? 0,9 kilometre geldi. Yani 900 metre. Sonra öteki bakayım ne kadar yol alacak? Öteki de 50 çarpı 5 bölü 1000 mesafeden 0,75 kilometre. Yani 750 metrede kim aldı? A aracı yol almış oldu. Şimdi zaten aralarında ne kadar mesafe vardı? Zaten aralarında 445 mesafe vardı. 750 de o gitti. 445 mesafe vardı. 750 de A aracı gitti. Eksi B aracı ne kadar gitmişti arkadaşlar? 9 de B aracı gitmişti. Aradaki fark o zaman 95 kilometre olmuş. Yani bu soruda öncelikle C'nin A'ya yetişmesi için geçen süreyi bulduk. Ondan sonra ne yaptım? Yolları hesapladım. Kim ne kadar yol almış diye sorumuzu çözümlemiş olduk. 6. soruda deniliyor ki rüzgar türbinleri sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aşağıdaki elektrik enerji üretiminin rüzgarın hızına bağlı değişim grafiği ile 12 saat boyunca rüzgarın hızının değişim grafiği verilmiştir. Şimdi öncelikle bir yorumlamam lazım bu grafikte. Burada bir sıfırıncı saatte sıfırmış. Birinci saat bilmiyorum. Üçü de tam nereye git? Üçü bu ortaya gidiyor ama tam belli değil. Aralık aralık çözeceğiz o zaman. Bu soru. Şimdi 0-1 aralığına bakayım. Ben 0'ına baktığımda 0-1 aralığındası 10'a çıkmış ya da çıkamamış. Ve 10. 10 için sonuç ne? 0 tanımlı. O zaman burada hiçbir enerji üretilmiyor. 1-3 aralığına bakıyorum. 1-3 aralığında benim rüzgar hızım nerede? 10 ile 20 arasında gezmiş. 10 ile 20 arasında ne? Enerji 10 üretiliyor. Ortalama 2 saat geçtiği için 2 çarpı 10'dan 20'lik enerji bu üretilmiştir diyorum. Geldim 3 aralığına bakacağım. 3-5 aralığında benim rüzgarımın hızı nerede gezmiş? 30 ile 40 arasında gezmiş. Orada 30 ile 40 aralığında 30. Yine 2 saat geçmiş. 2 çarpı 30'dan 60'lık enerji doğru bildi. Sonra diyorum ki şu aralara virgül koyayım. 5-7 aralık alıp 5-7 aralığında nerede gezilmiş? 5-7 aralığında yine 10 gezilmiş. 10'luk enerji 10'daydı. 2 çarpı 10'dan 20'lik enerji de burada üretildi. 7-9 aralığına bakıyorum. Enerjim 20-30 arasındaki, pardon, rüzgar hızım 20-30 seviyeleri arasında. Orada 20-30 seviyeleri arasında ne arkadaşlar? 20 için 20'ymiş. 20 çarpı 2'den 40'ı. Sonra son yerim, şuna komple bakabilirim. Burası 9-12 arası. 9-12 aralığında enerjim 40 ve üstüymüş. Rüzgar hızım 40 ve üstüymüş. 40 için sonuç ne? 0. Yani burada da 0'lık bir enerji var. Enerjilerimi topladığımda 140'lık bir enerji elde etmiş oldum o zaman. Evet arkadaşlar, birinci soruyla devam ediyoruz. Özdeş terazilere şekildeki gibi cisimler 2 ve 3 kilogramlık kütleler yerleştirildiğinde dengede kalırken ikinci dengesi B kefesi tarafından bozuluyor denilmiş. Bana da şu yuvarlak cismin ağırlığının tam sayı değeri olarak en fazla ne olabilir o soruluyor. Şöyle diyelim. Şu kareye ben gelin y diyeyim, yuvarlak olana da x diyeyim. O zaman birinci kefede ne var? X artı 2y eşitmiş. Neye arkadaş? 3x artı y. Bu tarafa bunu bu tarafa attığımda y eşittir 2x olarak durum. Bu tarafa geldiğimde bu tarafta deniliyor ki. Şimdi kilogram var, gram, kilograma çevireyim. 2000 gram artı burada ne var? 2 tane kutu var. 2y küçük o zaman. Kimden? 3000 artı 3x'ten küçük oldu o zaman. Şimdi ben gelip bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımda ne bulacağım? X eşittir z eşittir 2x'tir. Burası 4x. Ne geliyor? X küçüktür. 1000 gram geldi. X 1000 gramdan küçükse x verebileceğim en büyük değer 990 olmuş oldu.
18. sorumuz. K'nın elindeki foto boyutları 12,9 mm. K bu fotoğrafıyla benzerlik oranı 5/3 olan yeni bir fotoğraf çekmiş. Yeni fotoğrafın çevresini soruyor. Burası da 21 santim, burası da 12,9 santim. Etrafını topladığımızda 67,8 bunun çevresi. Şimdi arkadaşlar, benim yeni tablomun benzerlik oranı 5 olacakmış. Yani burada alan deseydi benzerlik oranımın karesiyle orantılı olacaktı. Ama hayır, çevre dediği için hatırlayalım. Çevre, açıortaylar, kenarortaylar, yükseklikler bunlar hep benzerlik oranıyla ortaydı. Yani 5/3 ile bunu çarpıyorum. Sonucumu 113 santim buluyorum yeni çerçevemi. 9. sorumuz. A ülkesinden B ülkesine gitmek için uçağın kişinin uçuş başladığı anda saatini durduruyor. B ülkesine geldiği anda kendi saatinin B ülkesinin yerel saatinden 5 saat ileri olduğunu görüyor. Şöyle örnekli yapalım. A ülkesinde 10.00'da uçağa binelim. Saatimizi durdurduk. B ülkesine orada da saatim 10.00 çünkü duruyor. Ne demiş bana? B ülkesinin yerel saatinden 5 saat ileri. Yani 10.00 iken B ülkesinde saat o zaman 05.00. Uçuş ne sürmüş arkadaşlar? 2 saat sürmüş. Yani A'da 10.00'da başlayan uçuş A ülkesine göre 12.00'da bitmiştir o zaman. Aradaki farka baktığımda A'nın saati B'ninden 7 saat ileri olmuş oldu o zaman. 20. sorumuz. Bir elbise dolabında X'e 2 tane bölme vardır. Her bir bölmede 2x artı 3'er tane elbise bu toplam elbise sorulmuş. Yani bunların çarpımını bahsediyor. X eksi 2 ile 2x artı 3'ü çarptığımızda 2x kare eksi x eksi 6 bulmuş olacağım o zaman ben.